Gazetelere bakalım. Gazetelerin manşetlerine, birinci sayfalarına Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları pek çok gazetenin birinci sayfasında, manşet haberde farklı farklı mesajları öne çıkarmışlar. Dijital faşizmle karşı karşıyayız manşeti Sabah gazetesinin. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları şöyleydi, hatırlatmış olalım. Her türlü ahlaksızlığı özgürlük diye teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının şanlı direnişine açıkça savaş açmıştır. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Bu platformların rezilliklerini eleştirmeyenler, estirdikleri faşizme laf etmeyenler Türkiye'yi batıya şikayet sırasına giriyor. ABD ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni Türkiye olunca bilinçli şekilde esirgiyorlar. Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele kendiliğinden hal yoluna girecektir deniyor haberde. Manşet haberde Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Sosyal medya şirketleri çıkarlarına dokunan her konuda mafya gibi davranıyor diyor. Instagram'ın erişim engeli ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar böyleydi. Ayrıca dün Instagram'la da bir görüşme oldu. Yöneticilerle BTK, Bilişim Teknolojileri Kurulu bir araya gelmişti. Bir sonuç çıkmamıştı o toplantıdan. O toplantı devam ederken Cumhurbaşkanı bu açıklamaları yapmıştı. Bombalar Amerika Birleşik Devletleri'nden başlığını okuyalım. İsrail, Gazze'ye şimdiye kadar Hiroşima'ya atılan bombanın 5 katı kadar bomba attı. 304 gündür İsrail'in vahşetine koşulsuz ve açık destek veren ABD yönetimi yarım ton ağırlığındaki MK-83 katliam bombalarını göndermeyi de onayladı. İsrail son 24 saatte 40 kişiyi katletti deniyor. 79 yıl önce bugün Japonya'da atom bombasıyla katliam yapan Amerika Birleşik Devletleri Gazze'deki soykırımında finansörü Washington, İsrail'e yarım tonluk yeni füzeler gönderiyor diyor. Bu haberi de görmeden geçmemek gerekiyor. Sabah gazetesinin birinci sayfasında etekte yer alıyor haber. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Türkiye emin ellerde. Cumhurbaşkanı'nın ekonomi yorumunu Milliyet gazetesi manşetine çekmiş. Kabine sonrası yaptığı açıklamada küresel piyasalardaki krizi değerlendiren Erdoğan, Türkiye emin ellerde yoluna devam ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllık enflasyonun 13,7 puan gerilediğini belirterek önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanacak dedi. Küresel sermaye piyasalarını sarsan krize değinen Erdoğan, yaşananlar hükümetimizin nasıl belirsiz atmosferde yürüdüğünü gösterdi ama kimse endişe etmesin. Türkiye emin ellerde yoluna devam etmektedir dedi. Piyasalar tuş oldu manşeti var. ABD'de durgunluk beklentisinin artması ve Japonya'dan gelen sert dalgayla piyasalar çakıldı deniyor. Bu haberi de okuyacağız bir başka gazeteden. Bir haber daha okuyalım Milliyet gazetesinden. Kritik saatler. Amerika Birleşik Devletleri 24 saat içinde saldırabilir diyor. İran'ın misillemesini bekliyor dünya. İsrail'e yönelik misilleme yemini eden İran'ın bu saldırıyı her an gerçekleştirebileceği ifade ediliyor. İran, İsrail ve Lübnan'ı içine alan gerilimde kritik saatler yaşanıyor. İran'ın her an İsrail'e misilleme saldırısında bulunabileceği ifade edilirken İran'ın misillemesinin savaşa yolu açıp açmayacağını umursamadığı öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanı Blinken de G7 Dışişleri Bakanlarına İran ve Hizbullah'ın önümüzdeki 24 saat içinde İsrail'e bir saldırı düzenleyebileceğini söyledi deniyor haberde. Bir haber daha verelim. Özgür Özel'den Hodri Meydan. CHP'de 6-9 Eylül'de olağanüstü tüzük kurultayı var. Bu kurultay, tüzük kurultayı seçimli bir kurultaya dönüşür mü tartışmaları arasında kurmaylardan gelen bazı yorumlar gazetede birinci sayfada. Genel başkan çağrısıyla toplanacağı için seçimle ilgili taleplerin de gündeme gelmesi mümkün olabilecek deniyor haberde. Kurmaylar seçim gündemde yok derken Özel'in çağrı yapma konusunda yetkilendirilmesi Hodri Meydan olarak yorumlandı deniyor haberde. Ve Türkiye soykırım davasına müdahil Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır ziyaretinde yaptığı açıklamalar ve Türkiye'nin davaya müdahilliği de gazetenin birinci sayfasında yer alıyor. Milliyet'te, Hürriyet'se o manşeti
seçiyor, o davaya müdahiliz diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan Hürriyet gazetesinin manşete çektiği bölüm. Lahey'de devam eden İsrail'e karşı davayla ilgili olarak aleyhte müdahillik talebiyle ilgili olan açıklamaları. Ayrıntılarına bakalım. Cumhurbaşkanını ne demişti hatırlatalım. Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı. İsrail Gazze'deki ateşi bölgeye yaymak için her yolu deneyecektir. Meclis Hukuk Heyetimiz 7 Ağustos'ta davaya müdahillik dilekçemizi divana teslim edecektir. Resmi başvurumuzu yapmış olacağız. İsrail'in soykırım politikasına en net tepkiyi veren ülkeyiz. Güçlü Türkiye bölgemizde barışın teminatı olacaktır deniyor haberde Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Elbette ekonomiyle ilgili olan açıklamaları da yan bölümde kullanılmış. Küresel piyasalar dalgalandı haberine de bakalım. Savaş, çatışma, gerilimi ABD'nin resesyona gireceği beklentisiyle birleşince küresel piyasalar alt üst oldu. Piyasalarda kara pazartesi şoku yaşanıyor. Önce Japonya çakıldı. Japonya'daki kriz de dünyayı etkiledi. Haftaya ilk başlayan ülkelerden Japonya'da Nikkei endeksi %14,5 düşüşle son 37 yılın en kötü gününü yaşadı. Japonya'da başlayan düşüş serisi Çin, Güney Kore, Tayvan, Malezya ve Hindistan'ın ardından Avrupa borsalarında vurdu. Avrupa'da kayıplar %3,5'u aştı. Uzmanlar ABD'deki işsizlik oranının Temmuz'da %4,1'den 4,3'e çıkmasının piyasalar tarafından resesyon işareti olarak algılandığını belirtiyor. Tabii ki bu küresel krizden Türkiye'de etkilendi. Borsa İstanbul'da da %7 kayıpla iki kez devre kesildi. Sonra kayıpların bir kısmı geri alındı deniyor haberde. Devam edelim Hürriyet gazetesinin ardından Yeni Şafak gazetesi. Cumhurbaşkanının sosyal medya ile ilgili yaptığı açıklamalar gazetenin manşetinde mafya gibiler sözlerini başa çekiyor. Yeni Şafak gazetesi Filistinli şehit lider İsmail Haniye'nin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan dijital faşizme dikkat çekti. Sosyal medya şirketlerinin mafya gibi davrandıklarını söyledi. Cumhurbaşkanının mesajlarının bu kısmı gazetenin manşetinde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölge ülkelerinin bir araya gelmesini ve İsrail'i durdurmak için yolun bu olduğunun mesajını vermişti dün ve dikkat çeken bir öneriyle bunu gündeme getirmişti. Kudüs Paktı oluşturulsun çağrısı, önerisi Yeni Şafak'ın birinci sayfasında kendisine yer buluyor. Türkiye'nin Filistin davasının samimi savunucusu olduğunu vurgulayan MHP lideri Bahçeli, İsrail'in durdurulması zarurettir. Bu amaçla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir Kudüs Paktı oluşturulmalıdır. İsrail'in durdurulması zarurettir diyor Devlet Bahçeli. Onun açıklamaları birinci sayfada. Cumhuriyet gazetesi baz etkisinde hesap tutmadı diyor. Ayrıntılarına bakalım. TÜİK aylık %3,23, yıllık %61,78. Dün enflasyon rakamları açıklanmıştı. Bununla ilgili olarak bilgileri paylaşıyor. ENAK'ın aylık olarak verdiği enflasyon rakamı ise %5,91, yıllık %100,88 olduğunu hatırlatıyor gazete. Ekonomik krize çare gerekçesiyle uygulanan sıkı para politikasını emekçinin üzerine yıkan AKP enflasyonu durduramıyor. İktidar verilecek zamlar enflasyonu artırır diyerek asgari ücretliyi görmezden geldi. Emekli maaşlarına sınırlı artış yaptı. Haziranda %1,64 olan aylık enflasyon İki katına çıktı deniyor. İktidarın güvendiği baz etkisiyle geçen ay %71,6 olan yıllık enflasyon sadece 10 puan geriledi. Fiyat artışı olan temel başlıkların ilk sırasında %38'le elektrik yer aldı. Diskar'ın hesaplamasına göre emeklinin gıda enflasyonu %82,6, en yoksul %20'lik gelir grubununsa %106,4 oldu deniyor haberde.
Bugünün olimpiyat gündemi, gözümüz kulağımız saat 10'da Paris'te olacak. Olimpiyat oyunları çeyrek finalde Atatürk'ün kızları bugün Çin'de karşılaşacak. Paris'te dün madalya umudumuz jimnastikçi Ferhan Arıcan 5. oldu. Güreşte 3 sporcumuz çeyrek finali göremedi. Devam edelim Akşam gazetesiyle. Mücadele dijital faşizmle, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları yine gazetenin manşetinde. Haniye ile yeni sınır aşıldı. Bu ifadeleri de yine bölgeye dönük mesajları Cumhurbaşkanı'nın birinci sırasında. Tekrar etmiş olmayalım, birçok gazeteden okuduk. Hemen yanda İngiltere Başbakanı'ndan sosyal medya uyarısını ayrıntılandıralım. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkedeki aşırı sağcı şiddet olaylarının sosyal medya üzerinden yayıldığını söyledi. Korkuyu yaymaya çalışanlara, toplumumuza nefret ekenlere asla müsaade etmeyeceğiz diyen Starmer, İki büyük sosyal medya şirketine ve yöneticilerine seslendi. Şiddet internette körükleniyor. Bu bir suç ve sizin platformlarınızda yapılıyor. İnternette şiddeti övmek ifade özgürlüğü değildir. Hukuk her yerde geçerli olmalı diyor İngiltere Başbakanı'nın bu uyarısı. Gazetenin birinci sayfasında Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının hemen yanına iliştirilmiş durumda. Yalan bilgi İngiltere'yi kaosa sürükledi başlığının altını da okumak gerekiyor. Neden İngiltere Başbakanı böyle bir çıkış yapıyor devamında, bu da anlaşılır bu haberle. 3 çocuğun öldüğü okul saldırısının Müslüman bir göçmen tarafından yapıldığı söylentisi sosyal medyada hızla yayıldı. Oysa saldırgan Ruanda asıllı, İngiltere doğumlu bir Hristiyandı. Sokağa dökülen aşırı sağcılar ortalığı yakıp yıktı. En az 500 kişi gözaltına alındı deniyor haberde. Ve piyasalarda kara pazartesi yine gazetenin birinci sayfasında kendisine yer buluyor. Biraz olimpiyat gündemine ilişkin haberler de verelim. Malum Yusuf Dikeç bir fenomen olmuştu. Eli cebinde yaptığı atışlarla bu hale gelmişti. Onun için reklam firmaları sıraya girmiş. Ancak Dikeç'in gelen tüm teklifleri reddettiği de öğrenildi diyor. Bu arada Elon Musk'la yazışmaları var. Bu da gazetenin sür manşetinde. Musk, Dikeç'in İstanbul davetini kabul etti deniyor. Dikeç, X'in patronu Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti. Yanıt gecikmedi. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Kendisi Yusuf Dikeç, Elon Musk'a ilk attığı mesajda acaba gelecekte robotlar hedefleri 12'den vurabilecek mi şeklinde bir mesaj paylaşmıştı. Elon Musk da kendisine tam isabetle vuracak şeklinde mealinde bir yanıt vermişti. Ve sonrasında da bu davet gelmişti. Sırıkla atlamada rekor kıran İsveçli Duplantis zaferini Yusuf Dikeç pozuyla kutladı. Rekor kırdı, Dikeç pozu verdi deniyor haberde. Ve bir genç yetenek, bunu da görmeden geçmeyelim. Kuzey'den 2028'de 4 madalya sözü, 16 yaşında henüz Kerem Tunçelli gençler rekoru kırıp olimpiyat 5.'si oldu. Paris yüzmede tarih yazan Kerem Tunçelli diye karıştırılmış sanırım. Kuzey Tunçelli'nin antrenörü Aykut Çelik akşama konuşmuş. Dünya şampiyonasında altın madalya sözü veriyoruz. 2028 Los Angeles'ta 4 madalya alacağız diyor gazete. Kerem Tunçeli ile herhalde bir kafa oraya gitmiş. O yüzden Kerem Tunçelli yazılmış fotoğrafa, ama Kuzey Tunçelli'den 4 madalya sözü haberini verelim. Ve Filenin Sultanları bugün saat 10'da Çin'le karşılaşacak. Kazanmaları durumunda yeni rakip Sırbistan-İtalya maçının galibi olacak. Posta gazetesine bakalım. Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları manşette. Rekortmenden Yusuf Dikeç pozu, o da var. Etekten iki haber okuyalım.
akran zorbalığı günümüzün en sıkıntılı konularından. Sosyal medya ile birleşince nasıl oluyor bakıyoruz. Marmaris'te yaşları 14-15 olan 6 kız çocuğu sevdikleri bir erkekten uzak durmasını istedikleri FK ve AA adlı kızları çağırıp evire çevire dövdü. Bu bildiğimiz akran zorbalığı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp sosyal medyada paylaştılar. Bu da sosyal medya üzerinden bir başka zorbalık türü. Polis görüntülerden zorbalık yapan kızların kimliklerini tespit etti. Kızlar ve aileleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan ikisi erkek, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı deniyor. Bir haber daha verelim Posta Gazetesi'nden. Kelebekler Vadisi Fethiye'de dünyaca ünlü bir güzellik. Manzaranın fotoğrafını çekmek için dik yamaçlara tırmanıyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz ama bir faciayla sonuçlandı bu istek. 22 yaşındaki Gülsimay Yılmaz 50 metrelik uçurumdan düştü. Yılmaz için kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve arama kurtarma timleri genç kızı bulunduğu kayalıklardan alıp sahile indirdi. Burada botla Ölüdeniz sahilinde bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın bir kararı var bu yaşanan kazadan sonra. Kayalıkların bulunduğu bölgeye seyir terası yapılmasını kararlaştırdı diyor haber ve Posta Gazetesi bu haberi veriyor. Japon depremi dünyayı sarstı. Asya borsalarında yaşanan deprem domino etkisi yarattı. Dünyada 1987'den bu yana en kötü senaryo yaşandı. Piyasalar kara pazartesi günü, kara pazartesi diye niteledi deniyor haberde. Fenomenin makyajı döküldüğü Instagram haberi yine. Asıl sansürcü Instagram Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Tekrar etmiş olmayalım, bir başka haber verelim. Ev ve araba ilanlarına E-Devlet onayı sarı sitelere ayar spotuyla duyuruluyor. Önümüzdeki ay emlakta doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Konut satacak kişi E-Devlet üzerinden emlakçıyı yetkilendirecek. Emlakçı ilanı ancak onayı alınca çıkabilecek. Böylece sahte ilanların önü açılacak. Uygulama ardından otomotivde hayata geçecek deniyor. Son gazetemize geçelim. Yeni Birlik Gazetesi yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları manşette. Dijital faşizmle karşı karşıyayız başlığı. Sür manşette Kudüs Paktı oluşturulmalı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı var. Avrupa'da muhtemel rakipler yine sür manşette. Dün kura vardı haberini gazete turuna başlamadan önce vermiştik. Tasmasını sahipleri ele almalı haberi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'e ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir mesaj. Mısır'dan verdi mesajlarını ve hemen altında da düzenli göçmen sayısı 4.437.000. Dün AK Parti'deki toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgiler gazetenin birinci sayfasında kendisine yer vuruyor. Gazete turumuzu noktaladık. Bir kısa ara verelim. Sonrasında devam edeceğiz haberlerle.